Nasıl yaparsınız bunu? Yok, sen laf anlamıyorsun ya. Sen laf anlamıyorsun. Ne desem kafana girmiyor senin. Bir şey söyleme o zaman. Söyleyeceğim Ceyda. Ben sana daha çok şey söyleyeceğim ama burada değil. Allah'ım, biz neyin içine düştük? Kim onlar? Mustafa, Murat haber vermeden çıkmış. Arıyorum, ulaşamıyorum da. Merhabalar. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Kızım. Aslan'ın bu doğru mu? Murat'ın kardeşi mi varmış? Sakın bana şu an bir şey sorma Nazlı. Kenan alıp götürmüş, kimseye haber vermeden götürmüş. Parka diye çıkartmış. Allah, kaçırmış olmasın çocuğu. Allah'ım, torunumu korusun. Ne oldu? Küstün mü? Niye arkanı döndün bana? Ceyda. Damarıma basma benim. Sabrımı zorlama. Ne olur? Bu konuyu burada uzatmayacağım. Daha sonra konuşacağız her şeyi. Burada bitmedi. Tamam, konuşalım. İstediğin zaman, istediğin yerde konuşalım. Hatta bir şeyler içelim konuşurken, olur mu? Ceyda, çık artık. Git. Hay hay. İyi misiniz Burcu? Bir şey mi oldu? Pek ayakta konuşulacak bir konu değil de. Tabii, gir. Gel oğlum. Rahatsız edeceğiz sizi, kusura bakmayın. Yok canım, ne rahatsız ben. Gir, gir. Nazlı. İyi misin kızım? Gel şöyle otur. Gel. Gel. Ne oldu kızım? Anlat bakayım. Eğer anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Murat'la mı ilgili? Yani biliyorsun, ben de Murat için buradayım. Yani onunla alakalı bir şey varsa bana anlatabilirsin. Murat'ı gerçekten kurtarabilir misiniz? Murat'ın suçsuz olduğunu biliyorum. Cinayeti işleyenler suçu Murat'ın üstüne attılar. Ama bunu bilmek yetmiyor. Bize kanıt lazım. Eğer bildiğin, gördüğün, farkına vardığın bir şey varsa saklama kızım, bana söyle. En ufak bir şey bile olsa Murat'ı kurtarmak için bizim işimize yarar. Biraz bahçede konuşabilir miyiz? Tabii kızım. Burcu, anlat artık ne olduysa. Ben Can konusunda çok endişeliyim de. Niye? Sümbül abla yüzünden. Sümbül ablayla yalnız bırakamıyorum ki ben Can'ı. Unutkan, dalgın,
umursamaz bir de yani. Sümbül adamı. Evet. Az daha evi yakıyordu. Senin haberin var mı Furkan? Ne? Burcu sen emin misin? Sümbül Ala değildir, doludur biraz ama öyle biri değildir. Yani canın için elinden geleni yapar. Biliyorum, dikkat eder. Yoksa zaten sizin oraya getirmezdim. Ya vallahi ben güvenmiyorum Furkan. Ya canla ilgili konularda yani. Yani kötü niyeti yok biliyorum. Ama Can da onun yanında çok huzursuz zaten. Aklı bir karış havada. Ben oğlumu ona bırakıp bir yere gidemem mesela. Emanet edemem ki Furkan. Tamam. Bir çözüm buluruz. Dur bakalım. Yani düşünecek bir şey yok. Hemen bir çözüm bulmamız lazım. Can'dan bahsediyoruz sonuçta. Burcu hemen nasıl bulayım bir çare? Aslında çözüm çok basit. Sümbül ablayla aynı evde olmuyor. Ya aklı bir karış havada. Ya profesyonel bir bakıcı bulacağız. Ya da seninle daha önce konuşmuştuk ya şu anaokul mevzusunu. Okula başlatalım canım. Bana aslında bu anaokul mevzusu daha mantıklı geliyor. Hem bir sürü arkadaş edinir. Hem de artık zaten gerekli. Değil mi Ela? Bütün gün evde sıkılıyor çocuk zaten. Benim de durumum belli, malum. Can, annem gel bakalım bir. Bak biz şu an babayla ne konuşuyoruz biliyor musun? Seni okula başlatmayı düşünüyoruz. Hem orada bayağı bir arkadaşın olur, öğretmenlerin olur. İster misin böyle bir şey? İsteyim anneciğim. Tamam. O zaman biz babanla hemen okul kaydını yapalım senin. Tamam Burcu. Bizim çıkmamız lazım. Program yaptık. Sonra bakarız. Bugün hemen halletsek. Ela'cığım kusura bakmıyorsun değil mi? Mesele Can yoksa bu kadar acele etmezdim ben. Burcu şu an hemen ne acelesi var? Ben akşam gelince bir okul bakarım. Ben araştırdım zaten. Evin çok yakınlarında bir okul buldum. Bayağı iyi bir okul. Oraya hemen yaptıralım kaydını bugün. Hemen mi? Evet. Yani şu anda aslında ara kayıt almıyorlar ama... açık bir kontenjan varmış. O kontenjanı kaçırmayalım diye şey yaptım ben.